Kız, hiç anlatmıyorsun. Ertan'la neler yaptınız bugün? Ne yapacaktık ki? Gelmedi zaten. Sen arasaydın. Niye? Niye? Gel bulaşıkları beraber yıkayalım diye. Kızım, niye olacak? Geçen akşam adam sana resmen ilanı aşk etmiş. Sen de kapıdan adamı öyle yollamışsın. İnsan bir arar, gönlünü alır, değil mi? İlanı aşk falan etmedi teyze. Yanımdayken iyi hissettiğini söyledi, o kadar. Arkadaşça da olabilir yani. Arkadaşça? Yok anam yok. Sen ömür boyu benim başıma kalacaksın. Niye böyle söylüyorsun teyze ya? Çalışıyorum zaten. Kazandığımı da eve harcıyorum ayrıca. Yeter ama bu kadar. Nankörlüğün de fazla. Utanmasan ağlayacaksın. Nankörlükse sen nankörsün. Sana evimi açtım. Yatacak yer verdim. Mecbur muydum? Değildim. Başkası olsa seni çoktan kapı... Nurgül. Bana bir şey oluyor. Teyze. Teyze. Siz misiniz? Benim. Durumu nasıl? Nesi var? Hipertansiyona bağlı beyin kanaması geçiriyorum. Cerrahi müdahale gerekiyor. Ameliyat mı olacak yani? Ameliyat ama sıradan bir ameliyat değil. Baştan söyleyeyim, riskli bir ameliyat. Kan basıncı çok yüksek. İlaçlarla düşürmeye çalışıyoruz. Yarın ameliyat alacağız. Geçmiş olsun. Efendim Nurgül. Ersan Bey, kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Estağfurullah. Ersan Bey. Nurgül, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Teyzem. Beyin kanaması geçirdim. Hastanedeyiz şu an. Hadi ya, geçmiş olsun, çok üzüldüm. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ameliyat olacakmış. Öyle diyor doktor. Ben... şey... konuşacak birine ihtiyacım vardı. O yüzden... Nurgül, hangi hastanedesin? Hemen geliyorum. Tamam. Teyzenin için her şeyin en iyisini yapacağız. Dur, tanıdığım bir profesör var. Alanında en iyisi. Teyzeni özel bir hastaneye naklettirelim. Alo hocam, Ertan ben. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Hocam bir hastamız var da... devlet hastanesinden özel hastanenize naklettirsek acaba? Anladım, ne zaman uygun olur? Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hoca ile konuştum, Antalya'daymış ama akşam ilk uçakla geliyor. Çok teşekkür ederim. Size karşı böyle hep mahcup oluyorum. Lütfen Nurgül, yok öyle bir şey. Bu akşam bir şey fark ettim.
Hayatta teyzemden başka kimsem kalmamış. Ona da çok iyi anlaştığım söylenemez ama... ona bir şey olursa kimsesiz kalacağım. Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim. Bu yüzden sizi aradım. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğu için. Ne güzel yaptın işte. Bir de bana Ertan bir hediyemi kesersen artık. Madem arkadaşız. Öyle tabii ama... siz aynı zamanda benim patronumsunuz. Yani buna alışman biraz zaman alabilir. Olsun, beklerim.